Murat'la Levent senin için bahse girdiler. Murat bestesini Levent arabasını koydu. Murat seni sahneye çıkabilecek hale getirseydi arabayı alacaktı. Aksi takdirde bestesini verecekti. Anladın mı şimdi? Senin solistliğin bu kadar işte. Nasıl bir bahis bu? Anlaşılmayacak ne var Allah aşkına? Arabaya karşılık beste işte. Peki ya ben? Murat seni sahneye çıkarabilseydi... arabayı alacaktı. Değil mi? Öyle işte. O kadar da zor değilmiş. Değil mi? O araba için değer. Her şeyin nasıl başladığını bilmeni istedim. Keşke Murat söyleseydi. İyi ki o demedi. İyi ki senden duydum. Eğer Murat Hoca deseydi... adammışım be. Bir hocaya yakıştı mı bu? Babana yapılır mı be? Ben nota değilim. Ben arabada değilim. Hasretim ben be. Hasret. Hasretim ben. İnsanım sen gibi. Ne oluyor Hasret? Yok bir şey. Niye çantanı topluyorsun o zaman? Gideceğim. Nereye? Cehennemin dibine. Nesrin Hanım mı söyledi gitmeni? Öyleyse ortada bir şey yokken böyle çekip gidersen Murat Hoca'ya nasıl izah edeceksin? Asıl o bana izah etsin. Ne yaptı? O Murat var ya, hiç düşünmemiş bu hasrete yapılır mı diye. Tavuk kemiği kırar gibi. Lades'e tutuşur gibi tutuşmuş o iki dangoz. Ama çıt diye kırdıkları hasretin ta kendisi be. Merhaba. Hoş geldiniz Murat Bey. Bizi yalnız bırakır mısın? Tabii efendim. İyi haber faslını geçelim. İyi haber mi? Babanın vakıf başkanı olması. Başkan Hasret'i gösteriden çekmemi istiyor. Kötü haber desene. Demek işin ucu Hasret'e kadar dayandı. Hasret'e dayandığı için değil. Benim işime karışmasından, bu hakkı kendinde görmesinden. Sırf babam diye bunu görmezden mi geleceğim? Yani bu tartışmayı Hasret olmasa da yapardım diyorsun. Ne demeye çalışıyorsun sen? Hasret diyorum. Hı. Araç olmaktan çıkıp amaç oldu galiba. Öyle bir şey diyorsun değil mi? Bu konuşmayı çekemeyeceğim. Hele şu anda hiç. Dur dur. Böyle mızmız çocuklar gibi misketimi alırım kaçarım diyorsan... kızın araç değil amaç olduğuna inanacağım. Ama oturup konuşursan seni dinlemeye hazırım. Ve her zaman da yanındayım. Pekala. Peki. Şöyle sakin kafayla düşünsek Hasret. Bu adam seni gerçekten çalıştırmadı mı? Çalıştırdı. Sana bir şeyler öğretmedi mi? Hem de ömrün boyunca öğrendiğinden daha fazlasını. Öğretti. Öğrendi. Başta programın gerisindeydi kabul. Ama sonra çok daha hızlı kavruyor artık. Ama yeri doldurulabilir öyle değil mi? Başka biri olsa Murat Hoca'nın yerinde başka biri. Bunları yapabilir miydi? Yani etrafında bir sürü genç yetenek var. Yurt dışındaki öğrencilerini de sayarsak... bak, geç kalmış değilsin. Yeni birini hazırlayabilirsin. Tabii ki buradan çekip gidebilir, kendi hayatını yaşayabilirsin. Ama ne olur? Çiçekçi kız olursun. Öğrendiğin onca şey de havaya uçup gider. Sen bir imkansızın peşindeydin. Ama artık tecrübelisin. İstersen yepyeni bir imkansızın peşine takılabilirsin. Ama Hasret dışında. Başka kimse sana bu fırsatı tanımayacak Hasret. Murat Hoca'dan başka kimse. Yani diyorum ki Hasret'ten vazgeçebilirsin. Murat Hoca'dan vazgeçme diyorum. Kendi geleceğin için. Sesini öyle bir yere getirdim ki. Onda sesten öte başka şeyleri de duyabilirsin. Bazen bir kuşun kanat çırpması. Bazen bir kalp atışı. Bazen öfke. Bazen aşk. Bunu yapabildi. Yapabildik.
Bunu ben başardım Levent. Anlıyor musun? Ben. Kıymeti benden sorulacak bir cevherden neden vazgeçeyim ki? Bu kadar iyi mi diyorsun yani? Karşımda tüm zamanların en iyi prodüktörü olduğunu iddia eden şahsa diyorum ki... Evet. Bu kız, ortak olduğun bu gösteriye çok seyirci çekecek. Öyle diyorsan, benim söyleyebileceğim çok bir şey yok. Bu durumda kapanış solistimiz Hasret. Öyle değil mi? Olmayacağım. Önce olanı biteni bir anlatsın bana. Bırak şarkı söylemeyi. Ben var ya, hesap sormadan merhaba bile demem ona. Geçerim karşısına, bakarım gözlerinin içine içine. Sen kendini ne zannediyorsun be? Sana mı düştü benden oynamak? Allah mısın ulan derim. Çeneni tutsan iyi edersin. Neden tutacakmışım çenemi? Çalışmaya devam etmek istiyorsan bunları söylememen lazım. Bırak o kendi hedefi için var gücüyle seni çalıştırmaya devam etsin. Yani ağzıma fermuar mı çekeceğim na böyle? Evet. Yapamam ben be. Ağzım susar, gözlerim konuşur benim. Dilime geldi miydi na buraya kadar? Dışarı çıkmazsa içeri kaçar, kulunç yapar be. İçinde tutmayı öğreneceksin Hasret. İstediğini alana kadar da vazgeçmeyeceksin. Nasıl yapacağım ha? Nasıl yapacağım? Ben o adamı çiğ çiğ yerim be. Bak aklıma bir şey geldi. Böyle Murat Hoca ile güzel bir anınız yok mu? Böyle ona çok kızdığın zaman gözünün önüne o anı getir. Bu sakinleşmene yardım edebilir. Hani dans etmiştik ya bir kere. Ben böyle uçuyor sanmıştım. Sonra o çekti indirdi beni yere. Böyle yavaşça. Çok güzeldi be. Ben hiç böyle hissetmediydim. Müzik, ışık, hava, İstanbul. Hepsi sensin. Şimdi sahnedesin. Uçuyorum. Yerde değilim. Neredesin? Uçuyorum. Yüksekte. Çok yüksekte. Ve şimdi yavaşça alçalıp bitireceksin. Keşke bitmese. Olmuyor işte. Onu hala çiğ çiğ yemek istiyorum. İddia ne olacak peki? Hasret geri döndü. Sen ders veriyorsun. O mesele kapandı. Beste senin. Beste benim. Hı-hı. Senin başına bir şey mi düştü? Yok, gayet iyiyim. Her şey yolunda. İddiadan niye vazgeçtin o zaman? Çünkü... Hasretin üzerinden böyle iddialara girmek hoş değil. Vay! Başta öyle demiyordun ama. Göz bebeklerinde korvetin jantları dönüyordu. O zamandı. O zamandı. Hı-hı. Ha, sen bir daha arabayı istersin ama. Hı. Vazgeç, vazgeç. O dansman senin kafanı karıştırmaktan başka bir işe yaramıyor. Sen sadece kendi işine konsantre ol. Senin işin o adamdan öğrenebileceğin her şeyi öğrenmek. Yani köprüyü geçene kadar dangoza dayı de diyor. Hayır, bu fırsatı kaçırma. Kendi yolunda yürü diyorum. Çok zor be. Ne yapacağım? Ağzıma gelince dilimi mi ısıracağım? Çimdik at. Nasıl? Böyle. Ne yapıyorsun be? Baktın dilini tutamıyorsun. Bas çimdiği koluna. Kendine gel. Sonra içinden de ki, Hasret, bir gün daha geçti, bir saat daha geçti, bir dakika daha geçti, sonu gelecek. Ablam olsa o da derdi aynını, biliyor musun? Bak sen bayağı hissettin beni ha. Bizim halden anlıyorsun. Sen nereden biliyorsun bizi? Bilirim. İzmir'de sizinkilerin oturduğu mahalleye çok yakın oturdum ben. Ay, nasıl özledim mahallemi bir bilsen. Sokağını, direğini, çöpünü, Kadir, babam. Ablam zaten banko. Burnumun ucunda tutuyor hepsini de burada. Bir çocuk vardı. Şu seni kapıya bırakıyor bazen. Klarnetçi. Cihan'ı diyorsun. O var ya, çok harbidir. Esaslıdır. Gözünün önünden beni bir an ayırmaz. Bak, başın sıkıştığında çağıracağın bir delikanlı da var arkanda. Yapa yapa iş mi biter be ya?
çıkın dışarı hadi. Hadi baba hadi. Al şunu. Ya bir dur be. Duramam baba, temizlik yapacağım hadi. Ya ben odamda otururdum. Olmaz diyorum Kadir, oralarda sileceğim süpüreceğim. Hadi siz baba ol kahveye gidin hadi naş hadi hadi. Ya kim attırdı gene sigortanı kız? Kimse. Hasretin orada mı, bir şey oldu yoksa? Yok. Bana bak, yüzüme bak Gülnaz. Bakmam. Bakcan. Gel otur şöyle. Ver şunu ya. Bir şey mi dediler sana orada? Yok. Doğru söyle. İnci tanemsin sen benim. Hı? Kim kırdı seni bakayım? Kimse. Nasıl kimse? Baba. O kadın beni kovmaktan beter etti. Hangi kadın o? Ama ne bileyim, Nesrin mi ne, Murat Öcalan'ın anası. Tamam gülüm, ağlama sen. Ağlayayım ağlayayım, toz kalkmaz, iyi olur. Nereye? Baba. Bir delilik yapmayın sakın. Kızın başı derde girmesin. Yok kız yok. Kahvedeyiz biz. Hadi. Sizin yerinizde kim olsa aynı şeyi yapardı. Ağzınıza sağlık. Öyle mi? Tabii canım. Geldi yerleşti evimizi, sesimizi çıkarmadık. Yetmedi. Eşi dostu da gelmeye başladı. Yarın öbür gün bahçede piknik yapar bunlar bütün mahalle. Biraz daha sakin konuşabilseydim. Bugünlerde çok sinirlerim bozuk. Bunlar sakinlikten anlamaz Nesrin Hanım. İyi yaptınız. Oh! Ayaşlandıkça daha mı sinirli oluyorum acaba? Olur mu canım öyle şey? Yani siz bence fazla hoşgörülü davrandınız. Kimsiniz lan siz? Benim Burhan'ın kızını evden kovacaksınız. Baba nereye gidiyoruz? Evlerine gideceğiz. Cihan abiyi de çağırayım mı? Onu bulaştırma. Bu işi baba oğul biz halledeceğiz. Ama önce güzel bir plan yapacağız. Seninle konuşmak istiyordum Hasret. İyi. Konuş bakalım Nesrin Hanım. Fazla ileri gittim. Söylememem gereken şeyleri söyledim. Hata yaptım diyorsun yani. Evet. Hayır. Yani daha soğukkanlı davranmalıydım. En azından hata yaptığını kabul ediyorsun. Bu da bir şey. Hasret. Şu sana bahsettiğim mesele. Onu Murat duymasın olur mu? Çok üzülür. Sana kızar değil mi? Çeneni tut diyorsun yani bu yüzden. Tutabilecek misin? Ben sen gibi boş boğaz değilim Nesrin Hanım. Söylememem gereken şeyleri söylemem. Tutamayacak olsam burada deminden beri seninle niye anım anımcık konuşayım ben ha? Murat'a söylemeyeceksin yani, öyle mi? Söylemeyeceğim. Ama bir şartla. Ablam buraya gelecek. Senin misafirin gibi ağırlanacak. Akşama hep beraber yemek yiyeceğiz. Gece de benden kalacak. Özür mahiyetinde. Peki ama sadece bir gece. Yarın gelsin o zaman. Gelsin. Gelsin. Bir şey mi vardı Sayman? Yok. Yok bir şey. Aa İthem Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nesrin evde mi? Evde evde, yukarıda. Al! Al bir daha! Sizde çat kapı gelmek adet mi? Bizde çat kapı gelmek adet. Sizde çat kapıysa bizde pat kapı. Gülnaz! Pat kapı gelmek adet. Kız kime diyorum ben? Ya sus be! Seni de almayıp dozulu şimdi. Hasret'ten telefon gelmiş, seni bekliyorlar be. Ne? Ne fır fır konuşursun da demesin Gülnaz, Hasret'e telefon geldi. Ne bağırıyorsun kızım? Allah. Sana diyorum ya iki dakikada. Allah'ım yarabbim ya. Sinir yapmışız. He yaptım. Akşam Tepeli'ye gidelim, iyi gelir. Ay. İşim var. Ne işin var? Temizlik yapacağım, camlar sileceğim, tozlanmış. Ya akşam akşam ne cam silmesi, gel ben senin yüreğini tozunu alıvereyim.
Sen ne diyorsun lan Kobrettin? Tepelik diyorsun. Çerez, gece, mehtap iyi gelir diyorsun. Ne diyorsun? Kobrettin ne diyorsun oğlum? Kız bekle bekle ağaç oldu be. Tamam. Asret. Abla bak sana ne diyeceğim. Konuştum Nesin Hanım'la. Anlamış hatasını. Ablan gelsin misafirim olsun dedi. Özür diledi. De bebe. Özür diledi ha. Aman babaannem de çok kalp kırıyor ha. Olmuyor böyle. Öyle kolay mı canım? Yarın akşam bekliyor yemeği ha. Yarın akşam mı? Gelecek mi? Tamam. Ama sırf senin hatırın için ha bilesin. Yaşa be ablam. Bir tanesin sen. O balamı zaten söyle. Öyle dandık konuşmasın. Kalp kırmasın. Tamam. Attırmasın tepemi tasına. Hadi çabuk ol. Tamam hadi yürü. Hadi yürü. Hadi. Tamam bay bay. Ne olmuş kız o babaanneye? Aman be Kadriye teyzem kadın kafayı mortlamış. Öyle dandık konuşuyor ileri geri kalp kırıyor. Hasretinde kalbini kırmış geçenlerde ama be hasret dedim. Takma kafana zaten kadının bir ayağı çukurda sen dedim şey yapma dedim. Ne ara dedi kız bunları? Şişt, biz böyle anlaşıyoruz kardeşiz ya. Neyse ben kaçtım Kadriye teyze. Hadi eyvallah kaçtım ben. Ablam geliyor. Dur 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 dur. Nereye gidiyordunuz siz? Aman tamam biliyorum nereye gittiğinizi. Kapandı o mesele artık. İnin aşağı. Nasıl kapandı? Hasret aradı. Kadın benden özür dilemiş. Gelsin yarın akşam evimde misafirim olsun demiş. Hadi. Eve alacak mı şimdi bizi? Alacağım alacağım. Oğlum ayıp oluyor milletin yanında. Alma mı? Çay bile devireceğim size. Hadi. Çiçekleri bagajdan alır mısın? Tabii efendim. Merhaba herkese. Hoş geldiniz. Akşama perde pilavı var. Seversin diye haber vereyim dedim. Harika. Şimdiden acıktım. Koray. Buyurun. Şimdilik şuraya koysana. Tabii efendim. Ay. Amuratçım. Hoş geldin. Yukarı gelir misin biraz? Ay ne hoşsun. Ya. Hasreti aldım. Yuh, bu ne be? Sana çiçek aldım. Dükkanı getirseydin bari. Dükkandan değil, sepeti tanımadın mı? Bildiğin bir yerden. Aa, Sümbüğün nenemden. Ondan almışsın. Ay ne sevinmiştir be. Teşekkür ederim. De, ben nereye koyacağım bunları? O da küçük. Bunlar oksijen çeker bütün gece. Bu kadar laf edeceğini bilseydim almazdım. Ne yapmak istiyorsan artık sen bilirsin. Em sen neden aldın bu kadar çiçeği bana? Sence birine neden çiçek alınır? İyi bir şey olduysa da alınır. Büyük bir kabahat işlediyse de alınır. Derslerimiz iyi gittiği için hem sevindiğimi belli etmek hem de seni sevindirmek için. Oldu mu? İyi. Ben bunları odalara dağıtayım bari. Pardon. Benim üstümü değiştirmem gerekiyor. Babanın seninle konuşacakları vardı. Yarım kalan bir mevzumuz vardı. Ben bitirmiştim. Bak oğlum, aynı lafı tekrar etmek çok sıkıcı. Bu yüzden yeni bir şey söyleyeceğim. Bu haftaki kurul toplantısında senin projeyi ertelemek için görüşeceğiz. Süresiz. Yapamazsın. Mecbur edersen yaparım. Demek istediğim bana kızdın diye projeyi geri çekemezsin. Bütün yurt içi ve yurt dışı bağlantıları kuruldu. Organizatörler, sanatçılar, firmalar, vakıf geri dönemeyeceği sözler verdi. Onlara durduk diyemez artık. Ama önlerine başka bir proje koyabilir. Ne? Aynı sanatçılar ve firmalar için başka bir proje. Aynı tarihte. Senin büyük gösteri yerine.
İşi bu kadar sertleştirmek istiyorsun yani, öyle mi? Oğlum, kimsenin yeri doldurulamaz değildir. Bunu anlatmak istiyorum. Benimle uzlaşmak zorundasın. O kız olmadan da projeni gerçekleştirebilirsin. Ama vakfın başkanı olmadan asla. Anlaşıldı. Projeyi vakıftan geri çekeceğim. Ona başka bir talip bulmak en doğrusu olur. Dediğin gibi, kimsenin yeri doldurulamaz değildir. Levent, senin elinde geniş çaplı bir sponsor listesi vardı. Çok güzel. Hepsini devreye sokmanı istiyorum. Büyük gösteri artık vakfa bağlı çalışmayacak. Sponsor adaylarını hemen yarın bir araya toplayalım. Hayır. Şok bir toplantı düşünüyorum. Onlara bomba gibi bir proje olduğunu ancak böyle anlatabilirim. Prezentasyonu ben yaparım. Olmaz. Yarın öğlen diyorum. Evet. Biliyorum. Yine de yarın öğlen. Tamam. Senden haber bekliyorum. Elini çabuk tut Levent. Fazla vaktimiz yok. Çok şık oldunuz Nesrin Hanım. Nesrin Hanım, bir şey rica edebilir miyim? Efendim Sayman. 2 saatliğine eve gidip gelebilir miyim? 2 saat. Evet, acil bir durum olmuş da. Üst kat komşum anahtarını bende unutmuş. Ben buraya gelince de kadıncağız kapıda kalmış. Tabii gidin ama işinizi halledip hemen Hasret'in yanına dönün. Tabii efendim, taksiyle gidip gelirim hemen. Artık çıkabilir miyiz? Hı hı. Bu kadar yakın olup hiçbir şey yapamamak nasıl canımı sıkıyor bilemezsiniz Kemal Bey. Sizi gayet iyi anlıyorum. Geçmişteki acıları unutmak kolay değil. Beni ancak evladını kaybeden bir anne anlayabilir. Neyse. Biz işimize dönelim. Ethem Bey'in vakıf başkanı olması işleri bayağı zorlayacağı benziyor. Biz de bu fırsatı çok iyi kullanmalıyız. Gerekli evraklar burada saymalım. Birkaç imzanız devir işlemi için yeterli olacak. Seni sorup duruyor. Benim bulduğum bahaneler tükendi artık. Eninde sonunda birlikte çalışacaksınız. Aklını başına topla ve çık yukarı. Sen benim aklımdan neler geçiyor biliyor musun? Ha? Onun parmaklarını var ya alıp. Teker, teker. Şşş, hadi yukarı. Bu vazonun burada ne işi var? Bu yukarının vazosu değil mi? E burada da duruyor işte kendisi. Hadi. Nihayet benim payıma düşen çiçekler de geliyor ha. Bu servisi çiçekçi kızın ta kendisinden almak da bir ayrıcalık yani. Senin için özel seçtim. Dikenlerini de ayıklamamışsın galiba. Gülü seven dikenine katlanır. Programımıza göz atıyordum da. Solfej çalışmalarına ek olarak düşünüyordum. Lütfen oraya koyma. Piyano çizilmesin. Çizmeyiz biz de. Enstrüman çalışması eklemeyi düşünüyorum. Senin ritim duygu...
Ne yapıyorsun? Ay. Tuşlar. Su. Şey, bez getir, bez. Bez, tuşlar. Al. Hay Allah'ım. Sen tuşlara bak, tuşlar diyordun. Hepsi çiçeklerin suçu. Öldürmediğime dua etsin. Sizin için yapabileceğim bir şey var mı efendim? Bu koku var ya, mıknatıs gibi çekiyor kendine. Öyle açım ki sinek gibi yapışasım var. Ay ne sineği be? İğrenç. Nakiş. Hı. Var ya, cennet bu yemeği yapanın ayakları altındadır be. Sen kanatlanıp uçacaksın ha. Kapa kapağın da demlensin. Sana o cennetin kapılarını aralayanlara biraz da hürmet etsen diyorum. Nesrin Hanım'ı üzmesen. Hem senin de hayrına. Hanımefendi olmayı öğreniyorsun burada. Kadıncağız seni sokaktan aldı, evine buyur etti. Birazcık kıymet bilsen. Ne yaptı? Sokaktan kedi yavrusu mu aldı Nesrin Hanım? Ben evimden geldim bir kere, evimden. Hasret. Bu akşam Nesrin Hanım yemekte olmayacak. Çok üzüldüm. Sofrayı iki kişilik hazırlayacağız. Murat Bey ile sana. Yapma be. Bu koku var ya, mıknatıs gibi çekiyor insanı. Ben size getiriyordum efendim. Sağ ol. Ay ne oldu eline? Yok bir şey, önemli değil. Yemeğe geçelim mi? Ben aç değilim. Ay ne oldu sana be? Demin ayaklarıma kapanıyordun. Az da olsa yersin değil mi Hasret? En azından Murat Bey'e eşlik etmek için. Değil mi? İyi. Tamam. Hasret? Hasret? Sende bir gariplik var. Yok. Var. Yok. Var. Yok. Var. Yok. Asıl bunun sonu yok. Birbirimize var yok demenin. Hasret. Aklından şu anda ne geçiyor söyler misin sen? Açıkça. Sen şimdi benden içimden geçenleri mi söylememi istiyorsun? Evet. Hadi. İçinden ne geliyorsa. Olduğu gibi. Çıkar bakalım. İçimden diyordum ki, sen gördüğüm bu dünyanın, hatta kainatın en şerefli... Hasret! En? Kusura bakmayın efendim, yemek hazır diyecektim. Teşekkür ederim Saime. Nerede kalmıştık? Evet, kainat. Ben kainatın en... En şerbetli adamısın. Bunu diyordum içimden. İçinden bunu diyordun. Şerbetli ne demek? Şey demek. Çok büyük adam demek. İyi adam demek. Gözün yaşlandı senin. Benim için düşündüklerine teşekkür ederim. Sen de benim için kıymetlisin. Ya. Adamı parçalayacağımı kendimi koparıyorum burada ben. Hem
Murat projeyi geri çekerim mi dedi? Evet ama bu noktadan sonra öyle bir şey yapacağını sanmıyorum. Blöf mü yapıyor yani? Kaç aydır bu projeyle uğraşıyor. Oğlumuz hakkında konuştuğumuz şeylere bak Ethem. Ona destek olmamız gerekirken... Yanlış kararlar alan birine destek mi olacağız yani? Bir nedenle bu noktaya geldi iş. Hasret. Murat 2 yıldır ilk defa böyle neşeli ve heyecanlı. Bunun nedeni sanırım hasret. Bence ona karşı bir şeyler hissediyor. Lütfen Nesin, buna ihtimal bile vermek istemiyorum. Şimdi aklından şu düşünceleri at. Bak, en sevdiğin ressamın sergisindeyiz. Biraz etrafına baksana. Sanki her şey onu hatırlatmak için etrafıma dizilmiş. Baksana. Serginin en güzide eserini hemen seçmişsin Destinciğim. Senin her tablona bayılırım Günalcığım. Ama bu tabloda beni rahatsız eden bir şeyler var. Öyle mi diyorsun? Ama Murat bayıldı. Ben daha üstünde çalışırken satın aldı. Sergiden sonra ona göndereceğim. Müsaadenizle. Önemli bir konuğum geldi, onu karşılamam lazım. Bunu seçmesinin duygusal sebepleri yok mu sence? Sadece tabloyu beğendiği için almış olamaz mı Nesin'ciğim? Bu tablonun tek güzel tarafı kızın kulağındaki küpeler. Sen hiç at yarışı oynadın mı? 1-2 kere ama hiç anlamam. Bizim Bekir eniştenin kahvesinde başka muhabbet duyamazsın. Sanki at onların. Bana sorarsan hiçbir oyun abartmaya gelmez. Değil mi? Sonuçta o bir at. Bu kadar beklentiyi nasıl kaldırsın? Beli kırılır. Tamam. O kadar da güzel bir espri değildi. Değildi. Doğruya doğru. Zaten ben mevzu açmak için söylemiştim. İnsanlar üzerine de giriyorlarmış. Anlamadım. İnsanların üzerine de bahse girenler varmış. Ben öyle şeyler duydum. Nasıl yani? At yerine insanları koşturuyorlarmış. Yok canım, daha neler. Hiç böyle bir yarış duymadım. İnsan mı koşturuyorlarmış? Oo! Ben ne diyorum, sen ne anlıyorsun? Bak. İnsanlar dedim. Mesela 2 kişi. Sen diyorsun ki var mısın iddiaya? Öbürü de diyor ki. Ne diyor ki? Yok bir şey. Bak Hasret. Başladığın lafı bitir. Ne demek istiyorsan söyle. Çözülmeyi bekleyen bilmece gibi durma karşımda. Afiyet olsun. Artık masayı toplayabilirim herhalde. Pardon. Buyurun. Teşekkürler. Afiyet olsun. Bence o kızdan vazgeçmeyecek. Bir şeyi aklına koydu mu yapabilirsin. Hayatım, ben vakıf başkanı olduğum sürece o gösteride benim dediklerim olacak. Neticede parayı ben veriyorum. O sahnede benim görmek istemediğim biri olamaz. Kimleri i̇şte görüyorum. Size bahsettiğim önemli misafirim. Aferin. Merhabalar, burada olduğunuzu bilmiyordum. Hoş bir sürpriz oldu. Kesinlikle çok hoş. Ethem Bey, Nesrin Hanım'ı 2 dakikalığına alabilir miyim? Ona göstermek istediğim harika tablolar var. Tabii ki. Buyurun. Buyurun hanımefendi. Teşekkür ederim. Nasılsın? Biraz canım sıkkın. Murat Bey'in gösteriyle ilgili planlarını hala değiştirmediğini duydum. Bu beni çok üzüyor. Üzülmene gerek yok Berrin. Ben vakıf başkanı olduğum müddetçe kontrol bende demektir. Kontrolün güvendiğim birinde olması çok hoş. Bu sergi olağanüstü ilgi gördü. Bu kadar iyi göreceğini hiç tahmin etmemiştim. Hemen hemen hepsi de satıldı. Ne dedin sen, ne dedin? Bence biz evlenelim dedim. Sahi mi dedin? Evet. Gerçekten mi? Evlenelim. Vallahi evlenelim. Gülüz! Kız Gülüz! Ne var be? Hadi tepeliğe gidiyoruz. Yok, gelme, bir işim var. Ne işin var be? Size de be.
Hadi be kızım. İyi tamam. O elindeki ne lan? Eğlencelik kokteyl. Şam fıstığı bile koydurdum içine. Sen paraya kıymazsın, ne oldu lan kuttakinte? Kızım biraz canı sıkkın, az biraz neşelensin dedim yani. He ya. Hadi be. Geldim. Geldim. Tut şunu. Al. Şunu da tut. Hadi düşün önüme. Hadi. Hadi. Demek burası sizin mekan ha? Hı, öyle. Takılıyoruz işte. Bir karışan da olmuyor. Burada takılınca düşünmüyorum. Sen gideceksin dedi, hiç üzülmüyorum. Bak kara kaçan. Ben rahat durmam. Gitmem desem yalan olur. Ruhum söylüyor bana git diye. Benim ruhum kıpır kıpır. Yerleşik değil. O söyledi mi duramam hiçbir yerde. Ama aklımda yalnız siz. Çocuklarım var. Bunu bilesin. Bak yanında birini ararsan, arkanda güveneceğin birini ararsan, dakikasında orada olacağım. Söz. Olacaksın mı? Hı? Söz be. Harbi söz. O zaman müzik yarışmasına da gelirsin. Gelirim tabii. Ne zaman? Yakında. Haber veririm sana. Ama ilk önce finale kalmamız lazım. E kalırsınız be. Kim tutar sizi? Diğer grupları gördüm baba. Hepsi tamlar. Setler, cihazlar. Bizim de bir sağlam klavyemiz olsa... O zaman kazanırsınız yani. Kesin kazanırız. Biraz yorgunum. Eve gitsem iyi olacak. Ah, hay Allah. Ben de buradan bir yerlere gideriz demiştim ama... Biz devam etsek? Nesrin'i eve bırakacağım. Başka sefere belli. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi akşamlar. Bak gördün mü, bir de öyle pişkin pişkin konuşuyor orada. Başka şeyler düşün, unut onun söylediklerini. İnsan mı koşturuyorlarmışmış? Bir de öyle alttan alttan alay alıyor beni bak. Ben niye kaldım ki burada? E git evine pılını pırtını topla. Sen bir banyoya git, sıcak bir duş al, sakinleşirsin. Ay afakanlar bastı beni, afakanlar. Hadi canım, hadi güzelim. Aga ben de o zaman iş yapmam seninle dedim, çıktım yanından. Vallahi iyi yapmışsın, bırak ya. Ne ara gittin kız Hasret'in yanına? Ne oldu ki? Özledim gittim işte. Ama gitmez olaydı. Ben de biliyorum da ne yapacaksın işte? Evin adımı var ya Nesrin Hanım, kovaladı beni. Sırf mutfakta kahve içtim diye ha. Babaannen. He. Ha yumuğunu sıktığımın düdüsü be. Neyse halloldu o mesele. Hasret'ten özür dilemiş. Yarın akşam bize yemeğe gelsin, misafirimiz olsun demiş. Oo, sen de iyiden iyi öyle asortik oldun ha, yemekler, davetler. Yok be Cihan. Onlar kim, ben kim? Lan, bir mutfakları var, bizim mahalle kadar. Her şeyi makineyle yapıyorlar. Kahvenin bile makinesi var ha. Ne makinesi kız, ne anlatıyorsun gene? Aman Kobrettin sorma. Babaannemizi makineye bağlamışlar lan. O balamozun bu dünyayla ilişkisini kesmek lazım. Hasret çekiyor sıkıntısını. Ya. Gülnaz. Çerez. Ayak. Başladığın lafı bitirmiş. Dangoz. Çözülmeyi bekleyen bulmacaymış. Asıl sensin çözülmeyi bekleyen bulmaca. Dümbelek kafa. Makarna. Küçük makarnası. Hasret şunu yap. Hasret bunu yap. Hasret kolunu koyma. Hasret ayağını çek. Başladığı lafı bitirmiş. Sensin çözülmeyi bekleyen bulmaca be. Dümbelek. Dangoz seni. Düdük makarnası. Mahalle bir çocuğu. Hasret iyi misin? Hasret.
Hay Allah. Bir terslik mi var? Ben Saime Hanım'ı çağırıyorum. Sen sık dişini. Murat Hoca? Bir şeyin yok ya. Yok. Duş alıyordum. Üzerindekileri çıkarmadan mı? Onları da yıkıyordum. Benle beraber. İyi. Hadi bana iyi akşamlar. Ben kaçtım. Hadi. Hadi görüşürüz abi. Hadi. Hadi. Anne lan şan fıstığı. Doldur bu şunun içine beyaz leblebi de dal çekirdeğini. Yok be kızım, koydurdum içine. Bırak, ver bana. Al işte. Hah. Al. Al, burada da var. Al bak. Ver. Al bunları. Hah. Ben çekirdek yerim. Niye, sen sevmez misin fıstıkları? Sevmesine seviyorum da. Ay çekirdeğe başka. Niye? Niye? Çünkü ay çekirdeği başka bir gün lazım. Ay çekirdeği bizdendir. Candır. Hani bilirsin o tarlaları. Hepsi böyle yan yana saf durmuş. Güneşe bakarlar. Sarı sarı bakarlar. Madem güneşe doğru sarı sarı bakarlar. Niye adı da ay çekirdeğe koymuşlar ha? Kahve içmeyecek miyiz? Başka bir zaman. İyi geceler. Aslında hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil be Gülnazım. Değil. Mesela misal, benim mahallede 50 kişiye sorsan 50'si de fırlama der. Zıp çıktı der. Öylesin sen de be. Öyle değilim be. Ne öyleyim? İçimde bir güvercin var benim Gülnaz. Al işte, aynını yaptın sen de. Ay çatlayacağım. Aman abi, gözümü kovretti. Öyle güvercin deyince bir de yakıştıramadım kovraya. Hadi anlat güvercinim, kuşum, anlat. Yok arkadaş, anlatmayacağım. Aman anlatmazsan anlatma be. Sanki ben senden çok farklıyım. Beni de mahallede sorsan 50 kişiye ne der? Yelloz der, cazgır der, deli der, der de der. Ben demem ama, biliyor musun? Demem. Demem mi? Öyle kolay değil bir evin hem anası hem babası olmak. Kedi bile yavrularını korumak için kaplan kesiliyor Gülnaz. Aslında senin kalbin de kadife gibi Gülnaz. Evet. Ne oldu kız? Ay ne bileyim ben be. Bir titreme geldi. Dur kız. Dur, bundan bir çek. Isınırsın. O ne lan? Ha, al biraz, iç ısınırsın. Ben hiç içmedim, bir şey yapmazsın. Kız büyüdüm, al, bir şey olmaz. Al al. Ne oldu kız? Komprettin. İçimde yangın yandı lan. Yanar. Güzelmiş be. Güzeldir o var ya. Gülnaz yeter, çok içtin. Tamam kız yeter. Başım döndü lan. Döner biraz. İyi geldi be.
İyi. Ver bir tane daha içeyim ben. Kız yeter, sarhoş olacağım, bırak. Kız bırak. Ne sarhoşu kobrettin? Ben Hasret'i özledim be. Değil gözlü kardeşim. Neredeyim ben? Buradasın. Sen neredesin? Buradayım. Biz ne arıyoruz burada ya? Kız dün akşam geldik ya buraya. Sonra? Sonra sen benim kayaktan iki yudum aldın, olduğun zil gibi sarhoş. Sarhoş mu oldum? Ne yaptım? Ne yapacağım, bol bol konuştun. Sen ne yaptın? Ben de dinledim bol bol. Başka bir şey olmadı yani. Ne olacaktı ki? Ne bileyim ben. Gülnaz. Kız ne güzel benim var senin öyle. Benim mi? He. Hangi benim Kobrettin? Eve gideceğim ben. Nereye? Eve gideceğim. Kalk kız, kalk kalk. Hop. Kalk. Kız. Kalk. Na- kız ne yapıyorsun? Bataryayı ver. Kız ne güzel gece geçirdik. Nereye gidiyorsun Gülnaz? Kız. Kız nereye gidiyorsun? Gülnaz. Kız. Hayırdır inşallah. Sabahın köründe şeytan mı dürttü? Uykum kaçtı, kalktım işte, ne var? Ay ne yapacaksın kalkıp da, herkes uyuyor. Sıkılırsın. Hadi git yat az daha. İyi uykular. İyi uykular. Kız. Nereden sabah sabah karga böcüğünü yemede? Şey, Hatice teyze de süt almaya gittiydim de. Bunlar şey... İneğin üstünü örtmek için, üşütüp de sütten kesilmesin diye. Sonra Ayça teyze dedi ki, kız dedi, bu dedi, inek dedi, televizyon mu ki üstünü örtü koyasın dedi. Bir gülüştük biz. Allah Allah. Sen. Ne ben? Ne ben ya? Kız nereden böyle? Ne var, ne istiyorsun? Ayça teyze de. İşim vardı, işe gidiyorum, işte geliyorum. Hadi sen neysin? Bu Gülnaz, Hazret gitti gidelim, bir garipleşti. He. Sen nereden lan? Ne nereden abi ya? Hoca hoca kalksana. Lambaları yaksana. Ders saati başlıyor. Solfejine baksana. Hoca hoca kalksana. Lambaları yaksana. Ders saati başlıyor. Solfejine baksana. Hoca hoca kalksana. Lambaları yaksana. Ders saati başlıyor. Hasret. Saat daha 6 bile olmamış. Ne olmuş? 5.45 olmuş. Hasret sen benimle dalga mı geçiyorsun? Yo. 5.45 de ne olmuş diyorum. Erken kalkanın siftahı yüklü olur derler. Sokakta tezgah açmıyorum Hasret, git başımdan. Olmaz. Ders yapacağız hadi. Eğer... Şimdi hemen gidip yatmazsan hayatında görüp görebileceğin en ağır dersi alacaksın. Ama... Hasret. Erkenden çalışmaya başlamanın faydası var diyen sendin. Ne oldu şimdi? Çalışma saat 9'da başlıyor. Hadi git şimdi hemen odana.
Hasret! Kadir! Kadir! Kalk lan hadi! Kadir kalk! Ya ne? Kalk hadi! Hadi! Ortalıkta durma, çok işi var hadi! Ortalıkta durmuyorum, uyuyorum ben ya! Ya ne oluyor be sabah sabah? Bir sürü sesler duyuyorum. Aman ne sesi be babam? Belki de sen rüyanda görmüşsündür. Akşam neredeydin kız? Ben tepelikteydim. Çok geç olmuş, kobra bıraktı sağ olsun. Geldiğimde ikiniz de mışıl mışıl uyuyordunuz. Hiç ses çıkarmadım ben de. Ben hala uyuyorum. Hadi artık uyumak yok hadi. Aman Kadir be, kalk dedim sana. Bir sürü işim var daha baba be. Hasret'in yanına gideceğim, çanta hazırlayacağım, çamaşırları yıkayacağım. Giderken de eli boş gidilmez tabii. Sütlü cevizli irmik tatlısı yapıp güzelinde götüreceğim. Babam, Kadir'i de Kadriye teyzeme emanet edeceğim giderken. Hı-hı. Tamam, hadi. Hadi. Of. Hadi lan. Of. Ben sana demedim mi bana elini kolunu ya kaldırma dur diye. Hadi. Hasret'in ablası bu akşam mı geliyor? Evet efendim. İsterseniz arayayım, erteleyelim. Ay yok, bir an önce olup bitsin. Uzattıkça Hasret'in ne yapacağı belli olmaz. Şu iddia meselesini Murat'a söylerse çok kötü olur. Çocuklar büyüdükçe sorunları da büyüyor. Ha sahi, sormayı unuttum. Sizin çocuğunuz var mıydı Saima Hanım? Hayır, yok. O zaman beni anlamanız çok zor. Murat Bey gayet iyi görünüyor. Ama 2 yıl önce öyle değildi. Onun neler yaşadığını en iyi ben bilirim. Çok büyük bir travma atlattı. Şimdi de ne ediyor, belirsiz bir kıza takılıp sürüklenecek diye çok korkuyorum. Haklısınız. İnsan çocuğunun mutsuz olmasını istemez. Murat Bey ile Hasret elma ile armut gibiler. Yani olacak şey değil. Ya ha 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 ha. Ya ha 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 ha. Ya ha 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 ha. Ya ha ha ha. Ne yapıyorsun? Sesimi kaybettim de bulmaya çalışıyorum. Yom değil. Yorum. Çalışıyorum. Eskiden daha dikkatliydin konuşurken. Neden şimdi dikkat etmiyorsun? Gerektiği zaman değil. Her zaman dilini yerleştirmeye çalış. Bak, algıların çok açık. Kulağın iyi. Sesini de kullanabiliyorsun. İstediğinde küçük bir hanımefendi kalıbına girebiliyorsun. Kahveniz efendim. Teşekkür ederim. Bunu canı gönülden istiyorsunuz değil mi Murat Bey? Bak, istediğinde ne güzel becerebiliyorsun. Bütünüyle konsantre olabilsen seni elçilik balosuna çıkarmak bile mümkün. Seni hanedanın bir üyesi olarak yutacaklarına bahse girerim. Şeker ister miydiniz? Ben size 2-3 tane tavsiye edeceğim. Ne yapıyorsun? Hasret! Ne yapıyorsun? Dursana! Delirdin mi sen? Bir şey oldu mu? Ne oluyor burada? Siz toplantı yapacaktınız. Ben izninizle odama çekileceğim. Neyse. Biz ne diyorduk? Şey diyorduk ha. Şu projeye bakalım hadi. Evlerinde lambaları yanıyor. Güz güz olmuş ciğerlerim kanıyor. Beni gören deli olmuş sanıyor. Ölürüm de ayrılamam yer senden. Ay sana nazar mı değdi nedir ya? Dünden beri bir taraflarına bir şeyler olup duruyor senin. Aman Allah'ım koru ya Rabbim. Basit ev kazaları işte. Yok yok. Peşinde dolaşan bir şeyler var senin. Vallahi peşinde neyin koştuğunu bilmiyorum ama peşinde koştuğumuz çok önemli bir projemiz var. İzin verirsen biraz çalışalım. İyi tamam. Gidiyorum. Heh. Murat'ıma iyi bakın ha. Oraya vurma. Vurduğum dizim. Pardon ya. Ay kesin bir şey oluyor bu çocuğa. Vallahi. Ya Nakiş merak etme. Hasar tespiti yapıp öyle başlarız. Ay. İyi misiniz Murat Bey? Hı-hı. İyi misin? İyiyim iyiyim. Beni gören deli olmuş sanıyor. Ölürüm de ayrılamam yer senden.
beni gören deli olmuş sanıyor. Ölürüm de ayrılamam yer sende. Ben gidiyorum kız. Nereye babam? Bekir'le işim var dışarıda. Sürpriz. Sürpriz mi? Bana bir şey mi alacaksın? Yok, sana değil. Kardeşine, Kadir'e. Ama duymasın ha. Tamam tamam, duymaz. Babam, vedalaşalım. Belki siz gelmeye ben gitmiş olurum. Yahu tamam ya, bir gece ayrı kalacağız şurada. Olsun baba, ver elini öpeyim. Tamam tamam, hadi. Sen gittiğinde bir şey olmuyor ama ben gidince için bir hoş oldu baba. Yahu tamam tamam. Selam söyle hazretime. He? Baş üstüne. Evlerinde lambaları yanıyor. İyi bir konuşma yapacağım. Ne söyleyeceksin? Müziğin İstanbul'la hiçbir zaman bu kadar tutkuyla bir araya gelmediğini söyleyeceğim. Bu seferki randevuları aşkla dolu olacak. Bu kadar ateşli bir konuşmayı salon kaldırır mı? Onu bilemedim valla. Otelin en havalı salonunu ayarladım, merak etmeyin. Bir gecede bu hazırlık ha. Şaşırdım. Tam buçukta dersimiz vardı. Hadi biz toplandık çıkıyoruz. Orada görüşürüz. Tamam. Evet, hoşça kalın. İyi çalışmalar. Nasıl gidiyor çalışmalar? Oldukça iyi. Sizin Levent Bey? İyi iyi. Şansla yaver giderse. Aman ne şansı canım. Olmadı bu bahsi kapatır, başka bahse girersiniz. Hoca, ne yapıyoruz? Bu kız iddialı oyunu biliyor muydu? Efendim, bir şey mi dediniz bu kız falan? Yok, yok, bir şey yok. Dışarı çıkacağız demiştin ya daha önce. İstanbul tanıma dersleri. Hani ben İstanbul bilmiyorum ya, o hesap. Ya, çok zevkli, neşeli olur. Aman, biz dertleri zevk edinmişiz. Neşe ne gezer? Gezi yapacak vaktim de yok zaten. Toplantıya hazırlanmam lazım. Gitmeyeceğiz mi? Üzüldün mü? Aman, ne üzüleceğim. Senin ne göstereceğin belli zaten. Ne gösterecekmişim? Aman, o geceki gibi bir şey işte. Dans ettiğimizde ne gösterdiysen. Ama o görüntüye bayılmıştın. Heh. Bir daha görsem bayılmam işte. Onu diyor. İstanbul yalnızca o mu ha? Öyle tepeden bakmak mı? Senle senin gibiler öyle tepeden bakıyorlar yalnız yalnız. Sen bir de benim ne bildiğimi sor. Aman ne soracaksın? Asret bilmez ki zaten cahil. Merak ediyorum. Nedir senin bildiğin? Soruyorsun yani. Evet. Bak ben zorlamış olmayayım. Hasret. Benim bildiğim İstanbul'u yakın bir kere. Öyle fersah fersah uzakta değil. Ne burada? Burnunun dibinde. Bir keresinde tam göbeğine gitmiştik ablamla. Ablam alışveriş edecekti. Beraberdik. Çok güzel bir gündü vallahi. Böyle bir renk. Bir dop dolu ses. Çocuğun sesi kuşun kanadına çarpıyor. Oradan havalanıyor. Hop caminin minaresine. Oradan iniyor. Cas cas bağıran adamın yüzüne. 10 lira, 10 lira diyor adam. Senin gittiğin o şık yerlerde tek bir ses var. Öyle tepeden durup yalnız yalnız bakıyor senin gibiler. Asıl müziği aşağıdakiler yapıyor. Hem de çok sesli. Sen sordun ama. Bu ne Bekir, amma pahalı bunlar. En ucuzu 150 papel. Ya 500 çay eder. Kahvede günde 30 kağıt kalsa bak. Burhan. Bak bu iyiye benziyor ha. Eski mal. Bak bunun üstünden var ya kamyon geçse bir şey olmaz. Bak bu iyiye benziyor. Üstad kaça bu? Onun bir tahtası eksik ama. Bazılarının hiç tahtası yok ama bal gibi çalışıyor işte. Sen kaça olur onu söyle. İsterseniz alın götürün. Para istemez. Burhan bak Kadir çok sevinecek. Hadi alalım gidelim. Hı hı. Hadi. Hadi eyvallah. Sağ olun. Hadi kolay gelsin. Sağ olun.
Nereye? Bir saattir konuşmuyorsun. Öyle dolanıp duruyorsun. Sıkıldım. Bir saat olmadı ki. Bana oldu. Odama gideceğim ben. Odana gitmiyorsun. Benimle geliyorsun. Nereye? Anlattığın yere. Hadi çabuk hazırlan. Alo Levent. Bak ne diyeceğim. Bu prezentasyonu başka bir yerde yapacağız. Dur dur sakin ol. Beni dinle. Derdimi nasıl anlatacağımı çözdüm. Bu daha önemli. İtirazı bırak, katılımcıları hemen ara. Nerede buluşacağımızı söyleyeceğim. Anam. Amanın Gülnaz. Az kalsın iyice yanacaktı ha. Ama olsun. Hasretim az yanık daha çok sever. Üstüne de cevizi koydum bu. Şahane olacak. Siz bu konuyu şimdilik düşünmeyin. Nesrin Hanım'ın hasretle ilgili kaygılarına katılıyorum. Ama hiç merak etmeyin. Elimden geleni yapacağım. Merhaba beyler. Merhaba tatlım. Hoş geldin. Canım. Merhaba. Aramasam kimsenin haber verdiği yok. Aa, olur mu canım? Ne yapıyorsunuz? Dedikodu mu yapıyorsunuz? Ben de diyorum ki yeni başkan işi başından aşkındır şimdi ama nerede? Günahımızı alıyorsun. Levent'le Murat'ın büyük gösterisini konuşuyorduk. Ya gerçekten nedir bu Mısır Çarşısı saçmalığı sence? Ben de az önce duydum. Ama birazdan gideceğim. Bakalım göreceğiz neymiş. Neler oluyor? Murat gösterisine yeni bir sponsor arıyormuş. Mısır Çarşısı'nda tanıtım düzenleyecek. Kendi işini kendi görecekmiş. Bunu yapabilir mi? Kemal Bey, Mısır Çarşısı'nda bir tanıtım düzenliyoruz. Sizi de aramızda görmek bizi çok mutlu edecek. Teşekkür ederim Aslı Hanım. Orada olacağım. Epeydir ilgilenmedik kilerle. Bir an önce eksikleri tespit edip alışveriş yapmak lazım. Tabii efendim. Hasret nereye böyle giyinmişsin? Murat Hoca gösterisine yardım edecek iş adamlarıyla toplantı yapacak. Beni de çağırdı. Abici bir darbuka iki gırdata bile zor o paraya. Sen uçala bir 200 papel daha sana helalinden solist orkestra patlatayım. Hmm. Abici bu paraya tıraş bile etmezler adamı. Tıraş. Hmm. Anlıyor musun? Ha. Sen hesabını yap ara. Eğlendirmezsek para yok. He. Hadi. Hasret. He. Tamam söylerim. Neredesin? Neredesin? İyi hacı tamam. Ah. Ne bu? Kırık ceviz. Özel sipariş. Gülnaz istedi. İrmik tatlısına koyacakmış. Bakkalı ben boş bırakamam. Sen bırakıver bir zahmet. Madem gidiyorsun Gülnaz'a söyle Aset evde olmayacakmış. Ama gittiğin onu birileri karşılayacakmış işte. Var ya aga sen haberci. Sen de çırak yaptın beni Kadriye abla. Helal olsun. Hadi kobra hadi. Sen de mi geliyorsun? Evet. Murat dedi. Şaşırdın mı? Ben istedim gelmesini. Üstelik sen getireceksin. Benim önceden orada olmam lazım. Siz acele etmeden arkadan gelirsiniz. Hadi orada görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi. Naşlayalım şu gör arabanla. Korkma kız benim. Kız ödümü patlattın. Kobrettin insan bir ses çıkarır. Deli. Niye geldin? Çeliz mi getirdin geri? Kadriye gönderdi. Sen istemişsin. Aa doğru ver. Hop. Ver. Ha, ya hop. Ver. Hiç, Kobrettin hop. Çok işi var ya. Bunun altında dolanma. Bir yere mi gidiyorsun? Ha, Hasret'in yanına. Kırklar eline. Bu akşam otobüs var. Yalan söylüyorsun. Ne yaladı be? Yeme beni kızım. Akşama hazırla dedin. Hasret dedin. Murat Hoca'nın evinde dedin. Dedim hepsini.
İçirdin tabii bana o zıkkımı. Ağzımdan çıkanı kulağım duymamış tabii. Vallahi kötü bir niyetimiz yok be Kobrettin. Aset mahallenin diline düşmeyeyim abla dedi. Kimseye söyleme dedi. Orada ses eğitimi alır. Hepsi bu. Ben de bir geceliğine yanına gideceğim onun. Hasret Cihan'ı aradı. Hasret evde olmayacakmış. Orada biri karşılayacakmış seni. Kobra. He. Lan. Sahiden gördü mü beni mi? Ya niye vuruyorsun arabama? Kaportası sağlam mı diye bakıyorum. Heh. Bahse girerim bu araba içeriden çürümeye başlamıştır. Alır mısın o sakızı oradan? Ne olur. Eriyip iz mi yapar? Aman. Ay senin. Mısır çarşısında nazar boncuğu vardır şimdi. Sana da arabana da alalım birer tane. Sana nazar boncuğu takalım ha? Böyle bir varsın bir yoksun bir geliyorsun bir gidiyorsun. Yok gerek yok. Bende 40 dua var. İstersen böyle kırmızı mor ışıklar falan da taktırayım arabaya. Böyle pavyon gibi. Sen bir kızardın morardın zaten. Ne oldu? Şalterlerim mi attı? Şalterlerim falan atmadı. Ben gayet iyiyim. Ne arıyorsun? Sana ne? Sen iyi değilsin. Söyle ne arıyorsan ben bulayım sana. İyi hadi bul bakalım. Gözlüğümü arıyorum. Gözlüğümü tamam mı? Gözlük kafanda zaten. Bir de şalterleri atmamışmış. Güzel araba değil mi? Yapma. İstanbul'un müziği kalabalığın içinde. Tıpkı atan binlerce kalbin çıkardığı ses gibi. Farklı enstrümanlar ama bir ritim. Çok ses ama tek vuruş. Her yürekten gelen ses, her ciğerden çıkan nefes toplanınca İstanbul'u hem garip bir hüzne boğuyor hem de başına buyruk ve yenilmez yapıyor. Müziği duydunuz mu? Meydandaki çocuğun sesi kuşun kanadına çarpıyor. Oradan havalanıyor, caminin minaresine konuyor. Oradan iniyor bağıran satıcının yüzüne. Sonra yararak geçiyor kalabalığı, yüzlerce insanın sesine değiyor. İzi eski binaları, renkli tezgahları, parlak giysileri yalayıp geçiyor. Sonra geliyor bu köşeye. Nasıl kokuyor buram buram. Bir ahenk var. Kendi de, rengi de, sesi de, kokusu da bu İstanbul'un. Müzik varsa burada var. Söylediklerin hepsi benden ha. Benim ona dediklerimi diyor. Ha, onu bunu bilmem. Murat çok iyi iş çıkardı. Bak kimse beklemiyordu. Herkes şok içinde. Şimdi sizin fikirlerinizi alayım. İstanbul'u böyle görmekle göstermeye ne diyorsunuz? Büyük gösteri buradan bakınca daha da büyümüyor mu? Ne dersiniz? Çok anlamlı. Haklısınız. İstanbul ancak burada bu sesle ruhuna kavuşuyor. Ben bunu sahnede de görmek istiyorum. Bu prezentasyonu kutlamak isterim. Projenin farklılığı buradan Cihan? Başlıyor. Gerçekten ne adamsın be? Nereden çıktın? Çok değişik bir gelirken proje. Gelirken aşağıda yapıyorum. Balık ekmekçide evet, dönümden geçti. Acayip canım çekti ha. Projenin başarılı olacağına inanıyorum. Niye getirdin beni buraya? Ne yapacağız ki burada? Hadi sahile gidelim. Ben Cihan'la balık yemeye gidiyorum. Ben beraber bir yerde yeriz diye düşünmüştüm. Bu adamlar beni açmadı. Ben Cihan'la gidiyorum. Murat Bey merhaba. Temsil ettiğim firma adına şunu söyleyebilirim ki elinizdeki proje tam aradığımız gibi. İsterseniz ayrıntıları tekrardan konuşabiliriz. Nasıl isterseniz. Levent, bakar mısın? Aa, merhaba. Ben Levent, prodüktör. Merhaba, Kemal ben. Sunumunuzdan çok etkilendim. Ayrıntılayım. Al, bol soğanlı tam sevdiği gibi. Sağ ol Cihan. Sen hala küs müsün bana? Beraber sinemaya gidecektik. Sen unuttun gittin. Murat Hoca'nın dışında hiçbir şey gözün görmez oldu be hasret. Tamam ye balığını. Affettim seni.
Hasret. Bunlar senin canını mı sıktı? Yoksa o Murat denen herif mi senin canını sıkıyor? Ya aman yok bir şey be. Ne sıkacak o benim canımı? Hadi sen de ye balığını. Hadi. Yok sende bir şey var. Anlat artık kın ya. Benim üstüme bahse girmişler be Cihan. Ne bahse? Kim girmiş? O Murat Hoca ile Levent. Levent demiş ki bundan bir olmaz. He. Murat Hoca da olur demiş. Levent o antik arabasını koymuş ortaya. Murat Hoca da bestesini. Oyuncak olmuşum da haberim yokmuş anlayacağına. Ulan var ya. Aman Cihan dur be, hemen parlama öyle. Ya. Akıllı olmamız lazım. Ya ben diyorum zaten bu işin içinde bir iş var diyorum. Bunlar çıkarı olmadan iş yapmaz diyorum. Meğer dertleri buymuş yani ha. Oynasınlar bakalım oyunlarını. Bakalım eğlenen kim olacak? Astara Vista baby mestet beni durma kalka ya sahne bizim ve de fıllamı hisset. Mahalle orkestrasına dönmüşsün yine. Hani gelecektin? İş istiyordun oğlum. Ya geleceğim de işte. Bugün yarın derken olmadı. Ama geleceğim. Geleceksin de ne zaman geleceksin? Çıkmaz ayın. Kadir baksana lan baban ne götürüyor. Beni bekleme. Ulan kuşbaşı şopar. Soranın bunun hesabını sana. Hadi naş. Ulan kesin yarışmaya kazanırız. Şahane bir şey lan. Ne diyordu o Zongur? Bir şey dediği yok ya. Anneni gör falan diyor. Hep aynı şeyler. Bana bak, üstüne çok düşerse söyle bana, dilini keseyim onun. Bana bak, üstüne çok düşerse söyle bize, dilini koparırız onun. Adamımız var. He. Al bakalım. Yok ya, bir şey dediği yok. Neyse baba, biz şu klavyeye bir bakalım. Depoya gidiyoruz biz. Tamam. Hadi gidin bakalım. Hadi gitsinler. Merhaba, hoş geldiniz Ethem Bey. Buyurun. Hoş bulduk Koray. Buyurun. Sizi her gördüğümde evin ne kadar eksik olduğunu bir kez daha hatırlıyorum Ethem Bey. Ah Nakiyeciğim, teşekkür ederim. Keşke yeniden eve dönseniz. Nesrin Hanım yukarıda, buyurun. Tamam. Kin benim nefretim, buna eminim sen. Sus kalem yazar, buna kefilim çok. Tatlısın düştü şekerim rap hop. Kadir bırak oğlum, baksana orada lan bu. Anla oğlum artık, makine bozuk. Bırak, zaten çalışsa bile bir tuşu eksik bunun. Bırak yeni bir şey deneyelim. Senin aldığın makine de böyle olur zaten. Çöpten aşırma. Görürsün baba, sen görürsün. Makine neymiş nasıl olurmuş görürsün. Hoş geldin. Nasıl geçti toplantı? İyi miydi? Gayet iyiydi. Hasret geldi mi? Yok, gelmedi. Sizinle birlikte değil miydi? Ama Ethem Bey geldi. Yukarıda. Nesrin Hanım'ın yanında. Alayım Murat. İnanamıyorum. Dün tablodaydı, bugün kulaklarımda. Çok şık. Kevork Usta'nın eline sağlık. Kırmadı beni sağ olsun. Bütün akşam çalıştı. Benim yüzümden akşam rakısını bile içemedi. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Bir an için şu dargınlığından vazgeçemiyorsun. Anın tadını çıkar. Anın tadını çıkartıyorum. Hadi aşağı inelim. Toplantı bitti mi? Hasret. Merhaba Yiğit. Buyurun. Tut şunu sen. Peki. Ökme. İçinde sütlü cevizli irmik tatlısı var. Tamam efendim. Gülnaz.
Gülnaz Hasret'in ablası. Merhaba Yıl. Merhaba. Merhaba Gülnaz. Merhaba Yıl. Merhaba Yıl. Merhaba. Merhaba. Amca kim? Babam. Murat'ın babası. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Ben de. Ay, sanki babama benzer bir yanın var gibi gelir ama tam olarak nereden çıkartamadım. Keman çalarsın. Keman çalmam ama sesini çok severim. Hah, ay, işte bu ses. Tamam bu ses. Çalmam ama sesini çok severim. Tamam buldum. Bir kere de Nesrin Hanım'a söyler misin? Çalmam ama sesini çok severim. Ha? Hadi be. Keman çalmam ama sesini çok severim. İşte bu. Buldum buldum Nesrin Hanımcığım. Tıpkı babam gibi. Vallahi ikiniz de kadınlar görünce hemen sesiniz değişir. Çalmam ama keman sesini çok severim. Aman babam be. Ben sizi rahatsız etmeyeyim. Yok. Hasret nerede? İşte. Hasret. Hasret. Abla geldin mi? Ay. Geldim kız geldim. Yolda olacak halim yok ya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Elbisem nasıl ay, olmuş? Ay çok güzel olmuş. İyi bari. Hadi bana eyvallah. Cihan, klarnet çalıyor. Nereye kara kaçan? Kadriye teyzeme. Ne o, ne bu sinir? Yok bir şey. O elindekiler ne? Okul kıyafetleri, sabah için. Ya oğlum ne oldu söylesene. Aldın klavye fıs çıktı, çalışmıyor. Ben de geldiği yere geri gönderdim, çöpe. Karakacan, hangi parayla alacaktık 0 kilometresini? Adam çalışıyor dedi, aldık geldik. Ya bırak baba ya, hevesimizi kursağımızda bıraktın. Neyse ben gidiyorum, Kadriye teyzemde kalacağım bu akşam. Merhaba Yiğit. Rahatsız olmasaydınız böyle ayaklara kalkıp. Böyle buyurun. Hasret. Al abla. Teşekkür ederim Hasret. Siz ne iş yapıyorsunuz? Yani sen ne iş yapıyorsun Gülnaz? Ben terziyim Hasret. Ama resim de yaparım. Ev işleri de yaparım. Ve Elan. Elan. Aman Elan. Anne. Elan, Elan. Anne biraz Elan. Su iç. Su iç. Aman. Ha. Geçmiş olsun. Merci. Siz ne iş yaparsınız? Tablo. Tablo restorasyonu. İyi. Afiyet olsun. Siz nereye gidiyorsunuz? Otursanıza. Abla, onlar mutfakta yiyor, mutfakta. Öyle mi? Ekmek versene. Al. Siz de tür tablolar yapıyorsunuz. Aha! İşte hadi ses Hazret, gördün mü babamın sesinde? Siz de tür tablolar yapıyorsunuz. Ay çatlayacağım. Ben her tür resmi yaparım. Ama özellikle duvara. Misal bana bir duvar gösterin. Hemen ağzında çiziveririm. Hem de şahane, çok güzel olur. Aman çizerim onu. Bitti mi ver? Ne abla dur. Ay, nakiye. Ver. Nakiye. Yok abla bırak sen. Merak etme kaldırırlar. Zahmet olsun, etme. Olsun nezahmetin canım bende.
Elde sağlıkla kıyalı çöpsevi yaptın. Evet, ben yaptım. Çok güzel olmuş ama içine az biraz sarımsak koysaydı daha güzel olurdu. Bu tarz çorbalara sarımsak konmaz. Tarsa ben bir şey diyemeyeceğim tabii. Tarz olunca. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne oldu be ya, dalmışsın? Daldım. Fena daldım. Daldıysa çıkarırız aga, ayıp ediyorsun. O biraz zor. Ayağımdan böyle taşla bağlanmış gibi karanlık sulara doğru iniyorum. Mevzu ağır yani. He. Hasret. Manita durumları yani. Aşk durumları kobra, aşk. Sen anlamazsın tabii. He, ben anlamam demek. İçim yanıyor diyorum oğlum. Düne kadar her gün gördüğüm kız bugün gitti o. Babaannesine. Babaanneyi yedirt be aga, bırak tıraşı. Duydum ben. Hasret Murat Hoca'nın yanında. Kim söyledi lan? Ya kim söylediyse söyledi aga. Senin içini dök, rahatlarsın. Ev biraz kalabalıklaştı. Hadi istersen sen de otele gel. Bir süre orada kalırsın ev durulana kadar. Aslında biraz uzaklaşmak, dinlenmek iyi gelirdi ama. Hadi o zaman hemen gidelim. Senin derdin başka. Ben başımın çaresine bakarım. Aslında sadece seni düşünüyorum. Başka hiçbir şey değil. Kız haklı. Sahiden sesin değişiyor. Peki, iyi geceler. İyi geceler. Kadir. Oh. Ye bakayım, ye. Bak bundan da ye. Yeter, oh de, yarasın. Tamam. Budut Edirne'de. Çok güzel, sen de ye. Kadir, aslında budutlar benim için geldi ama sen de ye. Niye senin için geldi? Akşamları çok konuşmayayım diye bana dut yediriyor. Sen de her akşam yiyor musun? Yiyorum, mecbur. Kadir, bak. Bir de bunun yanında ceviz içi. Böyle olur sana bomba. Tozu dumana katarsın. Kadir, bak, kadın milletine hep olur. Tamam diyeceksin, bildiğini yapacaksın. Başka türlü ayağı zehir olur. Hı hı. Bir de o bağıracak, sen susacaksın. Bir de bunları arada sırada dışarı çıkaracaksın, hava aslında. Enişte, şimdi bu dut yiyince insan susuyor mu? Ya oğlum, hiç duymadın mı ben? Dut yiyen insan susar. Geldiğimden beri bu dut yiyorsun, hiç susmadın ama. Susmadım değil mi? Susmadın. Böyle bazen boş boş bakıyor. Gözü gözünde. Hı. Ama değil. Aslında boş da değil. Hı. Murat Hoca'nın kafasına bin tilki dolaşır. Hiçbirinin kuyruğu da birbirine değmiyor ha. Sinsi adam, sinsi. Hatta kötü niyetli bile olabilir. Bazen bir ses çıkarıyor. Böyle buz gibi insanın var ya, içi ürperiyor. Hasret. Bazen böyle dokunuyor falan nota öğretirken... Eli buz. Sanırsın kardan adam. Adamda bir ayet emaresi yok. Mort. Hasret. Hasret. Hı. İnsanlıktan çıkmış diyorum ben buna. Yazık. Ceset olsa daha iyi. Kız arkanda. Ne oldu? Rahatsız mı ettik? Susun mu diyecektin? Yo. Ben de oturabilir miyim diye izin isteyecektim. Aman hocam, ne demek, buyurun ev sizin. Şu binleri vereyim. Hah. Ne konuşuyordunuz? Hiç. Gülnaz. Hı. Hasret anlattı mı sana nasıl çalıştığımızı? Azıcık anlattı. Şimdi biraz da benden dinle nasıl çalıştığını. Çalışırken nasıl biri olduğunu. Bir kere... Dediğim dedik. Çaldığım düdük. Ama bu işe yarıyor artık. Çünkü yapmak istediğine inatla sarılıp o sesi illaki çıkarıyor. Sonra telaşlı. Telaşından bazen her şeyi karıştırıyor ama itiraf edeyim. O karışım bazen işime yarıyor. Ben bile şaşırıyorum. Sonra en önemlisi, çalışırken gözünü gözümden ayırmıyor.
Bu da her zaman iyi olmuyor. Nedenmiş? Bazen öyle kötü kötü bakıyorsun ki sanki karşında bir katil varmış gibi. Veya canını yakıyormuşum gibi. Bu insana iyi hissettirmiyor tabii. Allah Allah. Neden öyle bakıyorum acaba? Sende de hiç kabahat yok ya. İyi geceler. Ben yatıyorum. İyi geceler. Yarın sabah erkenden ders var tabii. İyi hadi. İyi geceler. Gülnaz? Ne tür müzikten hoşlanıyorsun? Ama ne tür olacak Murat Hoca, bizim oralardan, bizim havalar. Söylesene bir tane. Söyleyeyim mi? Şimdi Murat Hoca farz et bu mikrofon. İyi hadi bakalım. Kara baro geldi, dayandı kapıya, çaldı kapıyı. Tak, tok tok, masada rakı, tavada balık, gel içelim yakışıklı. Kara baro dedi, yok mu tatlı, tatlı burada çikolatalı. Aha, çikolatalı, aha. Mintonim benim, minik kuşum. Gel bir peşire batalım. Dur bakayım köfteci, satrayı geçir de. Tamam Kadri ya, abayı yaktım. Kuru dutun ne işe yaradığını şimdi anladım ben işte. Oh. Kızım, kız. Yanında da bir de ceviz içi. Kız yedirdin mi? Durma beni. Bir de baktık bir teneke dolusu. Ne zaman doldurduk bu darı, kız hasret diyor. Böyle bakıyor bana. Yapma ya. Her birini mi saklamış? Vay be. Teneke kutularda yere kapı saklamak ha. Ama Murat hocam sorma. Bir de I love ki. Ağaçlara tırmanır, bacaklar sıyrık içinde. Duvarlardan atlar, dizler çürük, dizler dirseklir. Her yeri yara beri içinde. Sen o yaraları kabuklarını günlerce teneke kutularının içinde biriktir. Bir görsen böyle... Abla, sen bula bula bunu mu buldun anlatacak şimdi? Benim de ince de bir uykum gelmişti. Bir el ver. Hadi kalın sağlıcakla. İyi geceler. Uykum kaçtı galiba. Ay biri oturuyor biri kalkıyor. Gece pikniği yapıyorlar. Etraftan gören olmasa bari. Bana kalsa var ya, böyle bütün sokak lambalarını söndürürdüm. Senin neyin var Hasret? Yok bir şeyim. Muhabbet var yok yetişmesine dönecek değil mi? Ama farkındayım, bana kızıyorsun. Kızmıyorum. Peki, istemiyorsan söyleme. Daha geçen akşam aramızdaki duvarları kaldırmadık mı? Neden tekrar ördün onları? Doğru, kaldırdık. Belki de yanlış yaptık. Belki aramızda duvar var da biz görmüyoruz. Emin misin? Bak hatırlatayım istersen. Gel hadi. Gel. Gel. İyi geceler. Her şeyini anlatayım da gör. Ama zaten derdin başından açmış, bir de sen üstüme gelme. Ne oldu ki?
Dün gece kobra geldi. Hadi tepeliklere gidelim dedi. Söyle işte. Ne var bunda, kobra gelmiş gidelim demiş. Her zamanki gibi gitmişsiniz işte. Her zamanki gibi dönmemişiz ama. O ne demek be abla? Kız bir şey oldu yok, uyumuşuz işte. Şşş. Ayol bir susun da uyuyalım be. Aa. Nekiye? Uyuyakalmıştınız tepelikte. Gitti be. Gitti, hadi anlat. Oturduk ağacın dibine. Dayanmışım omzuna bir güzel kız. Hasret nasıl sabah oldu anlamadım ha. Ay abla. Sen de az değilmişsin ha. Yok kız, ben ne yaptım ki? İçirmeseydi o zıkkımı ben evimde uyuyacaktım mışıl mışıl. Ne olacak şimdi? Ne olacak? Aranızda bir şeyler olmuş belli. Olmadı mı? Bilmem. Konuşmadınız mı sonra? Ya o bir şey demedi. Ben de demedim. Kaldı öyle. He kaldı. Hasret. Kız bana ne güzel benin varmış dedi. Kız beni mi görmüş o benim? Hangi benini? Hangi benimi gördü acaba? Hasret. Kız yoksa gözümdekini mi gördü? Ay abla, belinde de var bir tane. Kız yoksa. Ay bak, görüyor musun şerefsizi? Ben uyurken karıştırmış her yerimi. Ay abartma, belki öyle uyurken açılmıştır. Kız öyle insanın uyurken açılır mı göğsü? Of. Abla, ha. Şuranda ne var senin? Nerede kız? Buranda. Kız, buranda sen kız, tepeliklerde kız, erkeklerle ne? Yapma, ben burada takılayım, sen gezen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz siz? Ne yapalım Nakiye Hanımcığım? Dün gece yattığım çarşafları küvete bastırdıydım da onları asacağız. Aman Allah'ım, bahçeye çamaşır mı asacaksınız? He. Koskoca Turalı Konağı'nın milyon dolarlık bahçesine çamaşır mı asacaksınız? Ne var, değeri bir düşer. Nedir bu sesler? Nesin hanım? Aman Allah'ım. Bahçeye çamaşır mı asacaksınız? Nakiye, ilgilenir misin? Merhaba. Merhabalar. Buyurun. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Merhaba. Lütfen içeri geçin. Rica ediyorum, içeri geçin. Girin, girin. Acil bir plan yapmamız lazım. Bu iki kız beni öldürecek. Odaya kilitleyelim, hiç çıkmasınlar. Nedir bunlar Nakiye? Mahkum mu? Nesrin Hanım, biliyorsunuz benim kiler alışverişi için dışarı çıkmam lazım. Döndüğüm zaman ben ilgileneceğim, merak etmeyin. Yanınıza Koray'ı da alın. Alınacak çok şey var. Tabii efendim. Sağ ol Koray. Ay Ethem, tam zamanında geldin. Başım o kadar kalabalık ki. Ben de bütün gece seni düşündüm biliyor musun? Hep aklındaydın. Hadi gel dışarı çıkalım, biraz hava alırsın. Çıkamam. Murat'ın misafirleri var. Tamam işte Nesrin Hanım. Onlar Murat'ın misafirleri. Siz çıkın. Hı? Ben aşağıdakileri kendimi siper ederim. Önemli değil. Gidin siz. Senin de akıl sağlığını koruman lazım. Hadi giyin, bizimle geliyorsun. Hemen geliyorum. Öf be Bekir abi, bıraktın bize kahveyi, bekle dur. Hasret. İyi, senden ne haber? Tamam. Selamün aleyküm. Ben gününüzü almaya gelirim. Tamam, hadi. Ben de geleyim mi almaya? Nereye? Kırklar eline. Hadi be Bekir abi, hadi, amma beklettim be. Arkadaşlar, şimdi tamam. De maddi konuları bir kenara bırakıp gösterimizde planladığım yeni detayları sizinle paylaşmak istiyorum. Önce sahne tasarımından başlayalım. Aslı, alalım dosyayı. Hı hı. Cevdet Bey, isterseniz şöyle başlayalım. Teşekkür ederim. Kimsecikler yok ha. Allah. Bütün ev bize kaldı. Allah. Murat da zaten ta yukarıda, duymazlar bile bizi. Kız Hasret. Ha? Mutfağa bak, bizim mahalle kadar. Hmm.
Abla. Ha. Var ya bunlarda hep sucuk pastırma var. Ama yiyen yok. Vallahi hepsi bozulacak. Aman kokar diye yemezler onlar be. Murat Hoca hoca ya. Ağzı kokmasın diye yemiyordur o. Hadi. Tava tava. Hasret bulamadım tavayı. Kız tava. Hah. Altını yak Hasret, bu nasıl yanıyor? Dur çekil sen. Ha. Abla bunlar hep zeytinyağı kullanıyorlar her bir şeylerine. Boş ver bir Hasret. Onlar da insan olsun. Ha. Oh. Allah Allah. Burası değil mi Murat Bey? Evet burası. Hı-hı. Bakın. Ufak tefek değişikliklerle daha bu koku ne? Bu ne kokusu böyle ya? Vallahi pastırma sucuk gibi bir şeyler kokuyor galiba. Neyse şey, Nakiye Hanım bize akşam yemeği için bir şeyler hazırlıyordur. Neyse biz işimize bakalım. Güzel güzel, aferin sana oğlum. Hoş geldin Kadir. Anladın değil mi? O mahallede benden başka kimse sana ilaç olamaz. Sendeki cevheri bir tek ben değerlendiririm. Bil beni. Bileyim seni. Ne yapacağız? Kaçırdın tabii önceki işi. Şimdi kıvran dur. Ne yapacağız? Neyse oturup konuşuruz. Önce yemek ye. Ya bırak şimdi yemeği. Hemen para lazım bana. Oo, acele işe şeytan karışır. İşimiz şeytanla da olsa böyle. Bekleyeceğim. Buradaki durum daha önce konuştuğumuz gibi aslında. Tamam. Yani sahne... Ver onu bana. Tamam, ben notları aldım. Bence bu iyi. Müsaadenizle. Tabii. Tabii buyurun. Geliyorum. Hasret. Allah! Delirdin mi sen? Ne olmuş ki? Çocuk gibi davranıyorsun. Laftan anlamıyorsun. Yukarıda toplantı var. Gürültüden çalışamıyoruz. Aman, toplantılar da pek önemlidir. Bak Hasret. Sabrın taşıyor. Bu ne küstahlık? Asıl küstah sensin. Her bir şey benden sorulur. Buraların kralı benim. Ben ne dersem o olur diye dolaşıyorsun ortalıkta. Aman da en çok bana. Ne havasıymış bu? Oyun havası. Ne havası olacak? Senden şarkı söylemeyi öğreniyoruz tamam. Ama her bir şey de öğrenecek değiliz yani. Hayır efendim. Sadece şarkı söylemeyi değil. Başka şeyler de öğreniyorsun. Buna söz verdin üstelik. Vermedim. Verdin. Vermedim. Verdin. Vermedim. Verdin. Vermedim Murat Hoca. Cihan. Gülnaz. Bu ne biçim karşılama kız? Sen de bu eve geldiğinden beri iyice ağır hanım oldun ha. Surata bak. Sanki sirkeye batırmışsın. Bayağı beni gördüğüne sevinmedin yani. Bu anlaşılıyor ha. Ondan değil be Cihat. Şey de böyle. Hasret. Ne oldu Hasret'e? Murat Hoca sinirlendi. Daldığı gibi kızı aşlıyor. Nerede? Denirdi. Hasret. Ya dedim ya işte Murat Hoca'yla birlikte. Adam daldığı gibi. Cihat. Kız. Gülnaz. Ne o, bir hoş geldin yok mu? Yetti be yetti. Bak. Kendimi ne hale getirdim. Bak. Nedir o? Bak. Ne yaptın ki? Sana bağırmamak için. Böyle üstüne atılıp tırmalamamak için seni. Hasret, delirdin mi sen? Delirdim, var mı? Demek durum bu kadar kötü ha? Aynen. Buna şımarıklık derler. Yüz verdikçe tepeme çıktın. Kim kimin tepesinde acaba? Bak Hasret, haddini bil. Afrandan tafrandan o bozuk ağzından bıktım artık. Bil bakalım. Kim? Kim çığlık çığlığa bağırmak istiyor aslında? Ben. Maymuna döndüm be. Aman kaşı kalktı mı? Aman ailesini özledi mi? Evde sıkıldı mı? Zorlandı mı? Kime yetti acaba, kime? Bana yetti be. Bana. İyi. Tamam o zaman. Ne tamam? Beni adım adım takip ederken
sonunda teslim olmuşken, kendini bana bırakmışken. Tersini söyleme, bunu istediğini gördüm. İstemedim. İstedin. Hem de hiç istemedim. Ben sana kendimi hiçbir zaman bırakmadım. Ha, demek buradasınız ha? Sen de biçim adamsın be. Hiç utanma yok mu sende? Ne saçmalıyorsun sen? Lan saçmalığın dik alası sizde be. Senle o Levent düdüğünde. Onunla bir olduğunuz asreti kendinize oyuncak ettiniz be. Ne diyorsun sen? Nereden çıktı bu? Ha, bir de yüzsüzsünüz. Bir de yüzsüzsünüz be. Asretin üstüne iddiaya girmediniz mi ha? İddiaya mı girmişiz? Kim söyledi bunu? Asret!